Merhaba sevgili hanımlar ve sevgili beyler. Bugün Şevket'le size video çekmeye geldik. Bu Şevket çok yaramaz. Açık mama yemiyor. İlla ki orijinal mama istiyor. Biz de üzülüyoruz tabii. Çünkü fiyatları neredeyse iki misli. Değil mi annem? Sen niye yemiyorsun o mamadan? He? Niye yemek istemiyorsun? Annem hadi. Git oyna biz de videomuzu çekelim. Ha, ne güzel bütün kıllar üstümde kaldı. Neyse efendim, bugün bana sıklıkla sorduğunuz bir sorunun cevabını bütün detaylarıyla bu videoda anlatmak için geldim. Sorun şu, gözümün altında şişlikler var, morlukları demiyorum bakın. Bugün torbalanma ve şişliği anlatacağım size. Gözümün altında şişlik var, işte torbalanma var. Sabahleyin kalktığım zaman çok kötü görünüyor. Kapatıcı sürüyorum, kapanmıyor, daha beter görünüyor. Bu neden olur? Ne yapabilirim? Bunun estetik müdahaleleri de var. Ve hangi yaştan sonra göz kremi kullanmalıyım gibi soruların cevabını vermek için. Küçük notlar da aldım her zaman olduğu gibi önüme. Şimdi ilk önce şunu bilmemiz lazım. Göz çevremizin derisi yüz derimizden 7 kat daha ince. Dolayısıyla yüzde hangi yaşta olursanız olun en çabuk hırpalanan, en çabuk kırışan, deforme olan yer burası. O zaman ne yapıyoruz? Göz çevremizde eğer hem genetik olarak şişme mümkünse, ki ailede varsa sizde de çıkma olasılığı daha yüksek, hem de çok sıcak bir bölgede ya da çok kuru bir bölgede yaşıyorsanız, göz kreminize erken yaşta başlayabilirsiniz. Erken yaş nedir? Çabuk hırpalandığını anladığınız yer. Yani aynanın karşısına baktığınız zaman eğer göz çevresi çok susuz ve mini mini kırışıklar başladığını görüyorsanız yaşınızın ne olduğu önemli değil. Yaşınızın kaç olduğu önemli değil. Her yaşa uygun içerikli bir göz kremi vardır. Onlardan alıp sabah akşam kullanmaya başlıyorsunuz. Göz çevresinde dokular tıpkı bacaklarımızda, göğsümüzde, kol altlarında, şuralarda olduğu gibi yaş aldıkça hem daha az yenilenme, hem su kaybı, hem hormonal yaşlanma gibi birçok sebepten elastikiyetini yitiriyor. Yani içeride duvar ören işçiler olduğunu düşünün. O duvar ören işçilere siz malzeme getiriyorsunuz. Onlar harçları koyarak yeni bir duvar inşa edebiliyorlar. Ama işçiler zamanla yoruluyor. Ve siz onlara istediğiniz kadar harç verin. Alıp ara sıra çalışıyorlar. İşte onun için yaşlanmanın önünü kesemiyoruz, durduramıyoruz. Ama öteleyebiliriz. Ama sağlıklı yaş alabiliriz. İşte göz kremleri de tıpkı yüz kremleri gibi böyle işliyorlar. Eğer orada bir sorun varsa, elastikiyet kaybı başlamışsa, elastikiyeti destekleyen içerikleri olan kremlerden kullanıyorsunuz. Torbalanma, dolaşım bozukluğundan, o bölge zaten çok dolaşımın böyle hani haldır haldır olduğu bir bölge de değil. Fazla tuzlu bir şeyler tüketmekten, belki metabolik bazı rahatsızlıklardan, beslenme şeklinizden, uykunuzdan, gözünüzü ne kadar yorduğunuzdan da torbalanabiliyor. Gözün kendi yapısını düşünün. Şurada kocaman bir oyuk var. O oyuğun üzerinde bir kaslarla beraber bir organ oturuyor ama burası boş. O boşluğa elastikiyet kaybı başladıkça göz daha oturmuş oluyor ve şuradaki deri o çukura doğru indiği için göz altınızda bulunan yağ torbacıkları şurada, şurada ve şurada var. Derinin elastikiyeti kaybolduğu için tıpkı selülit videomda anlattığı gibi hop dışarı doğru bir torbalanma yapıyorlar. Bunları estetikle müdahale ederek almak mümkün. Ameliyatı çok zor bir şey de değil. Şu gözün içerisinde şuraya küçük bir kesi yapıyorlar. O kesiden yağ torbacığı çıkarılıyor ve siz tıpış tıpış evinize gidiyorsunuz. Ama yağ torbacığı içeriden çıktıktan sonra dışarıda kalan o deri tıpkı bir yastığın içini boşalttıktan sonra nasıl şey oluyor? Volüm gidiyor yani. Orası da daha kırışık durabilir. Onun için doğrusu bu yağları çıkartma operasyonu ile beraber göz altındaki derinin de bir parça alınarak oraya oturtulması. Bu hat safhada olanlar için öneri. Peki derseniz ki ben 30'lu yaşlardayım ama yaşıtlarımdan çok daha
şiş göz altlarım var ve torbalanma gitgide beni rahatsız etmeye başladı. O zaman oradaki dolaşımı her gün sabah ve akşam göz kreminizi sürerken arttırmanız gerekiyor. Bunu neyle yapabilirsiniz? Daha önceki videolarımda anlattığım gibi bir buz kalıbına içerisinde papatya çayı olan küçük suları doldurup dondurduktan sonra akşamları ya da sabahları göz etrafında o buzu gezdirerek oradaki dolaşımı artırırsınız. Hemen de görürsünüz faydasını, o şişin indiğini, çünkü dolaşımla beraber drenaj başlar. İkincisi, eğer evliyseniz kocanız delirdi diyebilir size. Buzluğa şu kaşıklardan 7 tane atmanız, yani her güne bir tane olarak. Sabah kalktınız, gözleriniz hakikaten böyle şey, kurbağa gibi şiş. Makyaj yapıp bir şey gitmek zorundasınız ya da böyle görmek istemiyorsunuz. Buzluktan aldığınız bir kaşığı direkt sakın gözünüze bastırmayın. Yapışır, derinizi koparırsınız. Girin avucunuzda azıcık ısıtın. Yani üstündeki o buzlanmış bölümü alın. Ama kaşık hala soğuk olsun. Göz kreminizi sürün. Göz kreminizden kaç pompa kullanıyorsanız artık üzerindeki talimata göre. Göz kremini sürdükten sonra bakın soğuğunun yapışma derecesini aldıktan sonra dışarı hareketlerle o soğuk kaşıkla drenaj yapın. Yani 10 kere buraya, 10 kere buraya yapmanız yeterli. Sonra kaşığı gözünüze kapatın ve 10 saniye bekleyin. Göreceksiniz, şişler ikisi arasındaki farkı göreceksiniz. Oradaki dolaşımı arttırdığınız için, dokulardaki o birikmiş suyu da attığınız için yavaşlamış olacak. Ama bunun dışında tabii ki bir şişmeye karşı, torbalanmaya karşı bir göz jeli genelde oluyor. Kremi kullanmak zorundasınız. Bu kremlerin genelde tüplerinin başında birer bilye olur. İşte bu bilye metal şeyi yapmak içindir. Masajı yapmak içindir sürerken. Onu yaparken hem dokulardaki birikmiş suyu atmış oluyorsunuz şişliğe sebep olan, hem de göz kreminizi daha güzel yedirmiş oluyorsunuz. Şimdi eğer torbalanma ve şişlik gerçekten had safhadaysa benden tavsiye, lütfen bir iç hastalıkları uzmanına gözükün. Belki bir tahlil yapması gerekebilir. Belki başka bir metabolik sorun vardır altta yatan. Ama ödemi arttırmak için de size zarar verecek olan şu turşulardan, tuzlu baharatlı çerezlerden filan vazgeçin. Çünkü sadece göz altlarınızda değil, şeyde de birikiyor bu tabii ki, göz altlarında değil, bütün vücutta birikiyor su olarak. Notlarıma bakıyorum. Başka ne? Ha, çok önemli. Göz altındaki şişlikleri ya da göz kapağındaki şişliklere sebep olan şey sizin göz makyajınızı neyle çıkarttığınız da olabilir. Yani zaten dedim ya, burası çok ince bir bölge. 7 kat daha ince. Belki çok yağlı bir maddeyle göz makyajınızı çıkarıyorsunuz ve makyajı temizledikten sonra o yağı orada bırakıyorsunuz. Dokuların şişmesine sebep de bu da olabilir. Lütfen eğer suya dayanıklı makyajınız varsa suya dayanıklı makyajı çözen bir göz temizleyicisiyle temizleyin. Evet, ama bunların içerisinde gerçekten göz çevresinin pek üzerinde kalmasını sevmediği yağlar olacağı için daha sonrasında ya alkolsüz bir tonik ya da direkt gül suyuyla pamuğu ıslatıp o kalan birikintiyi de alın göz çevresinden ki ertesi sabah uyandığınızda böyle olmasın. Bir başka sebep çok alçak yastıkta yatmak da olabilir. Çünkü uykuya geçtiğimizde, şimdi ayakta durduğumuzda gözler yukarıda beden, ama uykuya geçtiğimizde böyle yatay durumda olduğumuz için şiş olasılığı daha fazlalaşacak. Çünkü oraya daha fazla gidecek o dolaşım. Dolayısıyla birazcık yastığı yükseltmek de şiş ya da torbalanmaya karşı bir parça faydası olacak bir hareket olacaktır. Yüksek yastığı da söyledim ama hepsinden önemlisi alkol tüketimi, tuzlu yiyecekler, bunlardan sakınmanız. Elbette genetik yatkınlık çok önemli. Ama hepimiz artık biliyorsunuz ki günümüzün tıbbın geldiği noktada genetikler %20 bizi belirleyebiliyor. Ama geri kalan %80 sizin yaşam şartlarınız ve yaşam kalitenizle ilgili. Onun için göz kremi seçecekseniz eğer sadece nem kaybından, sadece küçük kırışıklardan şikayet ediyorsanız nemlendirici bir göz kremi alın. Mesela
Rozmanlarda İhsan'ın bir serisi var. Geçen sene tanıtmıştım size. Hidro serisi mesela, çok genç yaştaki insanların bile gayet güzel nemlendirici olarak kullanabilecekleri ve fiyatları da gayet makul göz kremleri. İhsan'ın Lift serisi var, Golden serisi var. Benim gibi yaşı 60'ın üzerinde olanlar için de farklı seçenekler de sunuyor. Ama hem kırışık, hem torbalanma, hem şişlik, hem nemsizlik varsa ve yaşınız da 50'nin üzerindeyse kremlerle bunu birazcık iyileştirebiliriz. Ama yaşlanma her zaman bizim yaptıklarımızın üzerine çıkıp galip gelecektir. Sistemli eğer bakım yaparsanız en iyi yaşlanan insan olursunuz, ama sonuçta yine yaş alırsınız. Bunun bir adım ötesi elbette ki bir medikal estetik hekimine başvurmak. Ben göz kremimden çok memnunum. Gerçi geç keşfettim, geçen Aralık'ta, yani 2019'un aralığında keşfettim. Hem besleme açısından, hem nem yükleme açısından, hem elastikiyeti destekleme açısından sanırım HJK nasıl benim saç bakımında asla hani vazgeçemeyeceğim bir marka oldu. Royal Caviar göz kremi de sanırım benim en sevdiğim göz kremi olarak kalacak ve ürettikleri sürece de büyük ihtimalle ben bunu kullanacağım. Anlatacaklarım bu kadar. Göz çevresi sorunlarındaki şiş ve torbalarla ilgili sorun olanların dilerim yolları bu videoya düşer ve bu önerilerime kulak verirler. Gözlerinizi çok yoruyorsanız da bunun göz çevresinde sorun oluşturmada bir numaralı etken olduğunda unutmayın lütfen. Yani bilgisayar etrafında fazla dolanmak, elimizdeki cep telefonunda sürekli böyle uyum yapmaya çalışmak, gece yatağa yatıp o karanlıkta bir şey izlemeye çalışmak, bunların hepsi gözün çevresindeki kasları çalıştıran ve o bölgedeki sorunları çoğaltabilecek hareketler. Hayat bu. Bitkide yaşlanacağız ama sağlıklı yaşlanmak elimizde. Hoşça kalın, iyi kalın.